Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine böyle bir açıyla videoya başlamak istedim, elimde olacak kamera şeklinde. Daha çok seviyorum, daha samimi buluyorum böyle başlamayı. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda yine bir kutu açılışı videosu çekeceğim. Ama bu seferki diğerlerinden çok farklı bir kutu açılışı. Bunun için neredeyse bir aydır bekliyorum, yani kargoyu vermeden önce bayağı bir araştırma yapmam gerekti. Nereden alırsam daha uygun fiyatta olur gibisinden. Bunu Banggood'dan aldım arkadaşlar. Gayet uygun bir fiyatlıydı o zamanlar. Şimdi dolar arttı, nasıl olur tam bilmiyorum. Banggood'dan aldığım bu ürün çok uzun zamandır takip ettiğim, böyle her gün Google'dan yeni araştırıyorum, işte AliExpress'te, orada burada da vardı. Ama en iyi Banggood'da buldum, en güvenilir olarak. Ve bunu Banggood'dan aldım arkadaşlar. İçerisinde ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. İçerisinde yani kanalımdaki genellikle kutu açılma unboxing videoları değişik değişik konularda oluyor. Üç boyutlu printer olsun, ne bileyim akıllı saat olsun, o tarz şeyler oluyor. Ama bu seferki kanalımın eski konsepti olan Rubik küplerle ilgili. Rubik küplerin geleceği arkadaşlar ve teknolojik Rubik küp. Bu küp Geiger küp veya Geiger küp diye geçiyor. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Ben bu videoda Geiger küp diye okuyacağım. Daha kolay telaffuz ediliyor. Bu Geiger küp arkadaşlar Bluetooth bağlantısı olan elektronik bir küp. Yeni teknoloji. Küp yani speed cubing'in geleceği olarak gördüğüm ve birçok kişinin de böyle düşündüğü bir teknolojik ürün bu. Gelecekte bütün küpler artık böyle olur diye düşünüyorum. Bu da onların öncüsü, Xiaomi markasının alt dallarından markalarından birisi bu Geiger küp. Geiger küp pardon. Şimdi isterseniz bunun kutu açılımını yapmak üzere masama geçelim. Masama geçtik arkadaşlar. Hemen ben uzatmadan kutuyu açmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, bu ürünün linkini açıklamada bulabilirsiniz. Birkaç tane daha işte indirim kodu gibi bir şeyler daha bulabilirsem, indirimli bazı ürünlerin linklerini. Bu arada bunun içinden başka bir şey çıkmadı. Onları da açıklamaya koyarım. Bu ürünün linki de açıklamada mevcut. Şimdi şöyle şeye sarmışlar. Havalı böyle poşet gibi bir şey sarmışlar. Havalı dediğim içi hava dolu. Şimdi böyle bir şey çıktı karşıma. Kutusu neye benziyor biliyor musunuz? Aa, bu kutuya benziyor. Ya şimdi yan yana koyunca pek benzemiyor ama hissiyat olarak birazcık buna benziyor ilk bakışta. Şu an yakından bakınca pek de benzemediğini fark ettim. Evet, Geiger küp önümüzde. Üzerinde Çince veya Japonca bilmiyorum, muhtemelen Çincedir yazılar var. Bir sürü kare kod, barkod var burada. Nasıl kullanılacağına dair filan, ama tabii Çince bilmediğimiz için bunları da anlayamıyoruz her zamanki gibi. Fazla uzatmadan açayım. İçi bu şekilde. Fazla da bir şey yok. Böyle yine kullanım kılavuzu çıkıyor. Tabii ki Çince, hiçbir şey bilmiyoruz. Bluetooth'la bağlanabildiğini öğrendik. Evet, küp bu şekilde önümüzde arkadaşlar. Çok güzel bir standta getirdiler. Ve böyle küpün çok tatlı bir kulaklığı var üzerinde. Ne işe yarıyor derseniz, bu şarj için. Şöyle göstereyim. Bunu hafifçe zorlayınca çıktı. Bunun içerisinde de bir şey yok anladığım kadarıyla. Şimdilik açmıyorum. Belki sonra açarım. Küp basitçe bu. Şu an elimde duruyor. Renk şeması çok değişik. Şöyle şununla bir karşılaştırmasını yapalım. Yani bir dakika. Bu çözülü olması lazım. Tamam. Küp çözülü şimdi arkadaşlar. Bu Gen SM. Çoğu kişinin kullandığı renk şeması var üzerinde. Half price onu tam bilmiyorum. Buna baktığım zaman şu kulaklığı çıkartalım. Nasıl çıkıyor bakayım. Böyle çıkıyor. Bu kulaklıkta bu arada şeyler var. Şöyle küçük iğneler var. O iğneler elektriğin küpün içine ulaşmasını sağlıyor. Odaklayamadım bir türlü. Bakın küçük iğneler var. Şuralarda. Onlar içine göçüyor böyle. Küpün içine ulaşmasını sağlıyor elektriğin. Ve burada da şey var. Bildiğimiz Android'lerde olan şarj girişinden var. Bu şekilde bir kulaklıkla şarj işini çözmüşler. Şimdi renk şemasını karşılaştırmak istiyorum. Beyazları bu şekilde, zaten beyazın pek bir olasılığı yok. Farklı. Beyazlar böyle. Maviler de yine birbirine bayağı yakın gibi diyebiliriz. Bu daha açık mavi. Güzel, bence sevdim. Turuncu, yani bu turuncu mu kırmızı mı, bence baktığım zaman kırmızıya daha çok benziyor soldaki. Şu an siz kamerada daha farklı görüyor olabilirsiniz. Ama yani
turuncuyla kırmızının tam arasında bir renk arkadaşlar. Uzaktan bakınca öyle gözüküyor. Yine dönelim. Burası yeşil olması gereken yerde. Su mavisi gibi bir şey. Bu iki mavi biraz karışabilir. Yine çok sıkıntı yok. Bu ne ya? Kırmızı yerine beyaza çok yakın bir şey, pembe koymuşlar. Baksanıza. Yani bu ikisi karışır. Şöyle göstereyim. Şunun beyaz veya pembe olduğunu o hızlı çözümlerde anlamak zor. Başka bir de sarı kaldı. Sarısı da bence güzel. Renk şemasını bu şekilde kontrol ettik. Bir de boyutlarına bakalım. Boyutları yaklaşık olarak aynı. Şimdi artık küpün dönüşüne geçmek istiyorum. Bu arada buralarda delikler var iki yüzeyinde. Şu kulaklığın iğnelerinin girmesi için. İlk döndürüşleri yapalım. Manyetik arkadaşlar bu küp. Şöyle gördüğünüz gibi. Dönüşleri kontrollü oluyor. Biraz ağır bir küp. Bu arada bu sesin sebebi de içerisindeki magnetlerin sabitlenmemiş olması. Şöyle her şey yapısında klik klik sesler çıkıyor ve bayağı gürültülü. Bazıları için rahatsız edici olabilir. Benim için şu an nötrüm yani. Pek bir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar bunun en önemli özelliği olan Bluetooth balansına geçmenin zamanı geldi. Onun için kamera değiştireceğim. Çünkü telefonuma bağlayacağım. Şu an telefondan çekiyorum. Şöyle bunun corner cutlarına da bakalım. Tabii ki yani profesyonel bir küp markası olmadığı için Xiaomi. Ortalama bir küp yapmış. Ama yine de bu küpler rahat rahat 10 saniyenin altında çözüm alınabileceğini düşünüyorum. Averajınıza da yaklaşırsınız yani. Çok kötü bir küp değil. İsterseniz şimdi bunun uygulamasına geçelim. Bu arada uygulaması Google Play ve App Store'da falan var. Onun için bir sıkıntınız olmasın, yok işte yok mudur falan diye. Onlar da var. Şimdi hemen bunun şeyine geçelim, uygulamasına. Evet arkadaşlar, kutu açılımı yapıldı. Yaklaşık 1-2 ay falan geçti. Videonun devamını bir türlü çekemedim. Ama uzun zamandır bu küple oynuyorum. Ve bir sürü yeni şey keşfettim. Şimdi ilk başta küpün orijinal uygulamasını açmak istiyorum size. Google Play'den veya App Store'dan bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Kolaylıkla bulunuyor. Super Küp yazdığınız zaman veya Geeker Küp falan, onları yazdığınız zaman. Buradan direkt bağlantı tuşuna basarak benim küpümü arıyor uygulama. Telefonunuzun Bluetooth'un açık olması lazım. Bunu açmanız gerek yok. Tuna diye direkt ben bunu isimlendirmiştim. Ve anında bağlandı. Bip diye küçük bir ses çıkartarak. Şimdi uygulamanın içerisinde ilk başta şurada sağda bir tane tuş var. Ona bastığınızda sizin karakterinizle ilgili bazı şeyler var. Seçenekler sunuyor. Kendinize bir hesap oluşturuyorsunuz yani. Burada küpü görebiliyorsunuz. Mesela ben bunu şöyle hareket ettirdiğim zaman uygulamadaki de hareket ediyor gördüğünüz gibi. Toplam kaç adım yaptı, kaç hareket yaptığımı, küpte döndürme yaptığımı görebiliyoruz. Şarjını, küpün ismini falan buradan bir sürü şeyleri ayarlayabiliyoruz. Şimdi geri dönelim. İçerisinde aynı zamanda oyunlar var. Bu oyunlar kaç tane var? 4 tane falan oyun var. Bayağı da güzel oyunlar. Şimdi bir tanesini, en sevdiğimi kısaca size göstereceğim. Çok fazla oynamadım ama nasıl yapıyorduk? Mesela sarı geliyor ya, pat sarıyı döndürüyorsunuz. Sarı yüzey yani ön taraf. Mavi, yeşil, beyaz, mavi gibi devam ediyor. Bu giderek hızlanıyor. Piyano neydi? Onun gibi oyunlar vardı. Bir şey piyano diye oyun vardı. Onun gibi aynı. Uygulamadan çıktık yanlışlıkla. Şimdi küpümüz böyle bozulmuş durumda. Bu videoyu yapmamın bir amacı da şeydi. Teknoloji geliştikçe küp çözmenin ne kadar kolaylaştığını anlatmaktı aslında. Bu videonun bir amacı da. Bu küpü arkadaşlar aldıktan sonra hiç küp bilmeyen bir insan bile sadece bu uygulama ve bu küp sayesinde küpü hem öğrenebilir hem yapabilir. Mesela şuradan gösteriyorum. Quick Solve diye bir tuş var. Buradan küpü ne kadar karıştırırsanız karıştırın. Bakın şu an rastgele karıştırıyorum. Size diyor ki şu şekilde küpü pozisyonlandırın. Tamam.
Buradan bize 30 hamlede maksimum yapacakmış. Şunun hızını yavaşlatabiliyorsunuz. Ben fast yapayım şimdi. İsterseniz yavaşlatabilirsiniz. Onu takip ettikçe küp kendi kendine olacak. Ya burada hiç zekanızı kullanmanıza gerek yok, hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece küpü yapma hissini bile bu şekilde yaşayabilirsiniz. 22 kaç saniye? 12 22 saniyede oldu. Kaç hamle olduğunu göremiyoruz. Bu şekilde küpü hiçbir algoritma kullanmadan yapmış oldum. Başka da burada learn diye bir tuş var. Öğren. Size direkt küpü algoritmalarıyla falan öğretiyor. Aşama aşama böyle oyun gibi yapmışlar. Yavaş yavaş aşamaları geçip en sonunda küpü bitiriyorsunuz. Son olarak da speedcuber'ları ilgilendiren bir bölüm olarak da burada kronometremiz var. Timer'ımız. Şöyle çok güzel bir özelliği var. Şuradan bir tuş var. Scramble'ı burada veriyor bize. Beyazı üstte, mavi önde tutturuyor. Çok önemli değil o. Şimdi bakayım. Gördüğünüz gibi şeyde Scramble'da ben bu küpteki hamleleri yaptığım zaman Scramble'daki o bölümde kararıyor. Ve karıştırmayı bitirdiğimiz anda o 15 saniye inspection'ı başlatıyor, geri sayımı. Ve oradan sonra yapmanız lazım. Çok güzel olmuş bence bu özellik. Şöyle bir başlayalım. Ve buna hiç dokunmama gerek yok artık. Gördüğünüz gibi 22 saniyede çözmüş oldum. Bayağı bir kötü bir skor oldu ama burada bir sürü detay görebiliyoruz. 99 hamlede yapmışım ve 4.4 turn per second, turns per second yapmışım. Çözümümü en iyi skorlarım falan burada yazıyor galiba. Anlamadım pek. Çözümü buradan izleyebiliyorum arkadaşlar. Nerede hata yapmışım, nerede ne olmuş gibisinden izleyebiliyorsunuz bütün hamlelerinizi. Bayağı iyi bir özellik. Rekorunuzu falan kırdığınız zaman buradan şey yapabilirsiniz. Ben bir çözüm daha yapmak istiyorum. Veya yapmayalım. Direkt siz zaten anladığınız olayı. Burada böyle bir şey. Bir de şurada World Cup Association gibi düşünün. Bunun kendi içinde bir şey, birlik oluşturmuşlar böyle. Oyunlardaki ve galiba skorlardaki rekorlar dünya çapında değerlendiriliyor. Ve sizin dünyada kaçıncı olduğunuz yazıyor. Benim galiba buralarda hiç daha skorum yok. Oynamamışım fazla. 433'üncüyüm mesela dünyada. Az önce o renkler düşüyordu, biz çeviriyorduk. Onda işte 433'üncüyüm. Kaç kişi arasından bilmiyorum ama istersek yani daha yükseğini yapabiliriz. Ben pek fazla denemediğim için. Böyle daha çok ben skor denedim. Şimdi ikinci bir uygulamaya geçelim. İkinci bir uygulama değil de internet sitesi Smart Cube Timer diye bir site. Linkini bulamayabilirsiniz. Hakatashi, GitHub falan böyle bir şeyler var. Oradan ben size açıklamaya veririm. O linkten ulaşabilirsiniz. Bu arada küpün linki de açıklamada, isteyenler ulaşıp alabilir o küpü. Bu benim orijinal uygulamadan daha fazla sevdiğim bir uygulama. Şimdi küpü bağlayın diyorum. Location'ı location istiyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Küpü bağla diyorsunuz arkadaşlar. Yine Bluetooth üzerinden. Biraz bekliyoruz. Bayağı bir denedim. Bağlanamadım. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Şimdi sonunda bağlandı. Mutlu oldum. Yine burada scramble'ı veriyor. Karıştırmayı. Burada beyaz üstte, yeşil önde yapabiliyoruz sanırım. Gördüğünüz gibi yine yaptıkça hamleleri orada karıştırmanın üzerindeki harfler kararıyor. Şimdi burada geri sayım yok, onu ayarlayabiliyoruzdur belki. Ben hiç denemedim. Küpü inceliyorsunuz. İncelemeniz bittiği anda çevirmeye başladığınız anda küpken ölçmeye başlıyor şu uygulama. Şimdi bir deneyelim. Hiç dokunmuyorum bakın buraya.
Gördüğünüz gibi 18 saniyede çözdüm. Kamera karşısında birazcık kötü oldu skorlarım bugün. Ama yine de şu özelliğinden bahsetmek istiyorum bu uygulamanın. Harika bir şekilde sizin çözümünüzü analiz ediyor. Mesela şuradan baştan başlayalım. Hayır. Sayfayı refresh ettim. Tekrar deneyelim. Sayfayı refresh etmemek gerekiyor arkadaşlar. Bakın, scramble yanlış yaptığınız zaman o size doğrusunu veriyor. Mesela R2 diyor, ben left yaparsam o bir tane left ters ekliyor buraya. Mükemmel bir şey yani. Karıştırma hazır. ...17 saniyede yaptım yine. Şimdi refresh etmeden hemen göstereyim. Analizlerimi anında çıkarttı bu uygulama, bu site. Artıyı 1 saniye 25 saniyede yapmışım. Direkt böyle algoritmasında veriyor. White cross yaptım falan, her şeyi kendisi çözüyor. İşte 5 hamlede yapmışım. 3.97 kere çevirmişim 1 saniyede falan. F12'lerin hepsini bize söylüyor. Kaç saniyede yaptığımı. İşte hangi saniyede hangisine geçtiğimi, hangi F2L'i uyguladığımı filan her şeyi söylüyor. OLL'de bakın, OLL10 diye bir şey var. Onu direkt işte hangi algoritmayı kullandığımı kendi hafızasından buluyor. Kaç hamlede, kaç saniyede yaptığımı. Her şeyi mükemmel bir şekilde, bakın AB Prom diye direkt söyledi. Başka bir şey daha vardı burada. Mesela burada Soul History bölümünde Replay diye bir tuş var. Az önceki uygulamadaki gibi, orijinal uygulamasındaki gibi yaptığınız çözümü buradan izleyebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Speed'ini şuradan ayarlayalım, biraz daha hızlı olsun. İşte hangi hatayı yaptığınızı, nerelerde ne yapabileceğinizi daha sonra analiz edebilirsiniz kendinizde. Yani arkadaşlar, uygulamaların incelemesi bu şekildeydi. Bence GeekerCube geleceğin, Speed Cubing'in gelecekteki hali. Şu an denemeler yapılıyor. Birçok marka denemelerini yapıyor. Xiaomi de bunun öncüsüydü diyebilirim. Dünyada ilk yapan veya ilk yapanlardan birisidir herhalde. Gayet de iyi bir iş başarmışlar. Magnetik bir küp. Piyasadaki ilk küpleri olmasına rağmen bence gayet hızlı bir küp yani. Ve kullanışlı bir küp. Kaliteli olduğu her halinden belli. Şarj sorunu yok. İşte ben aylardır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Stickerlarını değiştirebilirsiniz böyle renk şemasını beğenmediyseniz. Ama ben farklılık olsun diye böyle kullanıyorum. İsterseniz siz normal bir renk şeması da takabilirsiniz. Ürünün linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu küple ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlarda bana sormayı unutmayın. Aynı zamanda bu küple ilgili yeni videolar istiyorsanız fikirlerinizi yorumlarda yine bana belirtip söyleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu küp çözmeyi seven, küp çözmek isteyen, küp çözmek isteyebilecek arkadaş ve tanıdıklarınızla paylaşarak videonun daha iyi yayılmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra videoda görüşmek üzere. Bye bye.